Herkese merhabalar arkadaşlar. 37 günde TYT Matematik kampımızın 16. gününe geldik ve bugün de yine köklü sayılara devam edeceğiz. Bugün de yine özelliklerimiz var köklü sayılarla ilgili ve bunlarla ilgili de örnekler çözeceğiz. İlk olarak köklü ifadelerde 4 işlemle başlıyoruz. Yani köklü ifadelerde öncelikle toplama çıkarma, daha sonra çarpma ve bölmeye bakacağız. Toplama ve çıkarma yaparken şuna dikkat ediyoruz. Kök içleri ve dereceleri eşit olan veya eşit yapılabilen ifadelerde biz katsayılarla toplama çıkarma yapabiliyoruz. Mesela buradaki n'inci dereceden kök a, aynı şekilde n'inci dereceden kök a, burada da yine n'inci dereceden kök a vermiş. Kök dereceleri eşit ve köklerin içerisi de eşitse eğer bunların katsayıları arasında toplama çıkarma yapacağız. Şöyle düşünebiliriz. Burada n'inci dereceden kök a parantezine aldığımızı düşünürsek katsayısı x geldi, katsayısı y geldi, katsayısı eksi z. Yani katsayılar arasında toplama çıkarma işlemi yaptım ve kökün derecesini aynı, yani burada köklü ifadeyi de aynı şekilde yazdık. Ama bunu ne zaman yapabiliyoruz? Kökün derecesi ve içerisi aynıysa katsayılar arasında toplama çıkarma yapabiliyoruz. Şimdi mesela burada köklerin her biri farklı farklı, içerisi her biri farklı farklı ama bunları düzenleyebiliriz. Mesela şöyle diyelim, kök 12 ifadesini öncelikle kökten dışarı çıkarmaya çalışsak. Kök 12 dediğimiz değer nedir? 4 çarpı 3'tür. Burada 4 değeri kök 4'ten dolayı dışarı çıkabiliyordu. Yani bunu şöyle yapabiliyordum. Buradaki 4'ü 2 üzeri 2 yazdı. Çarpı 3 üzeri 1, kökün derecesi 2 olduğuna göre bu 2 dışarıya çıktı. 3 içeride kaldı, yani 2 kök 3 geldi. 27'yi de aynı şekilde şöyle yazalım. Kök 27'ydi. Şimdi kökün derecesi 2 olduğu için burada kuvvetleri 2 yapacak şekilde yazacağım ki dışarıya çıkartabileyim. Mesela 9 çarpı 3 diyebilirim. 9'u 3 üzeri 2 yazarım. Çarpı 3 üzeri 1. Buradaki 3 kökün kuvvetleri eşit olduğu için dışarıya çıktı ve buradan ne geldi? 3 kök 3 geldi. Aynı şekilde kök 3'ü bırakacağım zaten. Yerlerine yazalım şimdi. Kök 12 yerine 2 kök 3 yazdım. Kök 27 yerine 3 kök 3 yazdık. Eksi kök 3 geldi. Ve burada artık kök 3'ler ortak olduğu için direkt şöyle yazıyorum. Kök 3 parantezini aldık. Kat sayılarına bakacağım. Kat sayısı burada 2. Kat sayısı 3. Kat sayısı ise eksi 1 geldi. 5 eksi 1'den 4. Kat sayıyı başa da yazabiliriz. Bu tarafa da yazabiliriz. Fark etmez. Buradan 4 çarpı kök 3, yani 4 kök 3 sonucuna ulaşıyoruz. Şimdi çarpma ve bölmeye bakalım. Bu sefer de dereceleri eşit olan köklü ifadeler çarpılıp bölünebilir diyoruz. Dikkat ettiyseniz burada içerisi de eşit olacak demiyoruz. Mesela kök içleri ve kök dereceleri eşit olduğunda toplama çıkarma yapıyorduk. Çarpma ve bölme yaparken sadece kök derecelerin eşit olması yeterli. Ve burada da biz kökün içerisindeki ifadeleri direkt çarpıyoruz ya da bölüyoruz. Eğer dereceler eşit değilse genişletme ya da sadeleştirme işlemleri yapabiliriz. Mesela burada n'inci dereceden kök a, n'inci dereceden kök b. Bunları şöyle düşünebilirsiniz. Üstlü sayılarda mesela a üzeri n, b üzeri n olduğu zaman biz nasıl yazıyorduk bunları? Ortak kuvvette a çarpı b'nin n'inci kuvveti diyorduk. Ya da bölme olduğunda a üzeri n, b üzeri n olduğunda biz bunu a bölü b'nin n'inci kuvveti diyebiliyorduk. Burada aslında aynı mantık. Kök kuvvetleri buradaki dereceler eşit olduğu için ortak bir kök ifadesine yazıyorum. N'inci dereceden geldi. Çarpımları olduğu için içerideki ifadeleri a ile b'nin çarpımı. Yani aynı mantık geliyor. Yine aynı şekilde n'inci dereceden kök a, n'inci dereceden kök b böldüğümüz zaman tek bir kök içerisinde, yani sanki tek bir parantezde yazıyormuş gibi tek bir n'inci dereceden kök içerisinde direkt a bölü b şeklinde yazabiliyoruz. Şimdi örneklerimize bakalım. Kök 27 biraz önce çıkarmıştık zaten burada. 3 kök 3 olarak çıktı. Eksi kök 48 de şöyle kökten çıkartalım. Kök 48'e şöyle diyebilirim. 16 çarpı 3. 16'yı 4 üzeri 2 olarak yazdım, çarpı 3. Kökün kuvveti de sonuçta hiçbir şey yazmıyorsa 2. Dolayısıyla 4 dışarıya çıktı, 3 içeride kaldı. Yani kök 48 yerine 4 kök 3 yazdım. Artı 2 kök 3 geldi. Kök 12'yi de yapmıştık biraz önce. 2 kök 3. Kök 75'i de şöyle diyebilirim. 25 çarpı 3. 25'i 5 üzeri 2 dersem çarpı 3. Kökün derecesi yine 2. Buradan 2'ler gitti ve 5 dışarıya çıktı. 5 kök 3 geldi. Şimdi buradan toplama işlemlerimizi yapalım. Zaten hepsi kök 3 olduğu için direkt kat sayılarını toplayacağım. 3, eksi 4 ve 2'yi topladığımız zaman 5 eksi 4'ten 1 geldi. Yani bir tane kök 3 kaldı pay kısmında. Kök 3 parantezine aldım. Kat sayılarını toplama çıkarma işlemleri yaptım. Burada da 2 kök 3 eksi 5 kök 3 var. Yine kök 3'ler ortak olduğu için kat sayıların arasında toplama çıkarma işlemi yaptık. 2 eksi 5'ten eksi 3 kök 3 geldi.
Buradaki ifade direkt aslında sadeleşti. Kök üçler sadeleşti ve buradan eksi 1 bölü 3 sonucuna ulaşmış olduk. Şimdi bunlarla ilgili örnekler çözelim. İşleminin sonucu nedir demiş. Şimdi bu ifadelerde mesela kök 96, kök 50, biz bunların şimdi aralarına direkt çarpma işlemi vermiş zaten. Ben bunları tek tek kökten çıkartarak da yapabilirim. Ya da şöyle diyelim. Mesela buradaki çarpım durumunda sonuçta bunların kökleri eşit. Ben buradaki pay kısmını şöyle yazabilirim. Kök ortak kökün içerisinde 96 çarpı 50 şeklinde yazabilirim. Çünkü bunların çarpımını vermiş. Payda da aynı şey geçerli. Kök dereceleri eşit 40 çarpı 60. Hatta direkt şöyle de yapabiliriz. Kök dereceleri eşit şu an bölme var. Bunları yine ortak kök içerisinde. Ortak kökleri zaten kök dereceleri 2. Bu işlemi direkt 96 çarpı 50'yi 40 çarpı 60'a böleceğim. Normal bölme işlemi yapıyorum yani. 96 çarpı 50, 40 bölü 60. Direkt buradaki sadeleştirmelerimizi yapıp işlemimizi bu şekilde de çözebiliriz. Şöyle yapalım. Burada sıfırlar zaten sadeleşti. Daha sonra 5'e 40'ı sadeleştirdim. 8 geldi. 8'e böldüm 1 geldi. 8'e böldüm buradan 12 geldi. 96'yı 8'e böldük 12. 6 ile 12'yi sadeleştirdik 2. Yani kökün içerisinde sadece 2 kaldı. Kökün derecesi de 2. Dolayısıyla cevabımız kök 2'ye eşit oldu. Diğer örneğimize de bakalım. Kök 2, kök 3 bu değerlerin çarpımlarını vermiş ve burası 12 kök 5'e eşit. Şimdi bu ifadeleri şöyle söylesek. Mesela bunların her birinin çarpımı ve kök dereceleri de eşit. Ortak kökün içerisine yazsam ben bunları 2 çarpı 3 çarpı 4. Bu şekilde a'ya kadar olan sayıların çarpımı gelecek. Kök derecesi 2 zaten. Burada da 12'yi içeriye alsam 12'nin karesi olarak içeriye girecek. Çarpı içeride de 5 var. Yani 144 çarpı 5 olarak kökün içerisine girecek. 144 ile 5'i çarptığımız zaman buradan 20, 20, 22, buradan 720 geldi. Kökün derecesi yine burada 2. Şimdi içeride 2'den a'ya kadar olan sayıların çarpımı. Bunu şöyle diyebilirim. 1 de desem buraya hiçbir şeye fark etmiyor. Yani bu sayıları 1 ile de çarpsam aynı şey. 1'den a'ya kadar olan sayıların içerideki ifadeyi bu arada şöyle eşitliyorum. İkisinde kök dereceleri eşit olduğuna göre içerideki ifadeleri direkt birbirlerine eşitleyeceğim. 1'den a'ya kadar olan sayıların çarpımları birer birer artarak gittiğinde bu sayıların çarpımı nedir? Direkt a faktöriyeldi. Ve bu ifade 720'ye eşit. Hangi sayının faktöriyeli 720'ye eşit dersek 6 faktöriyel hatırlarsanız 720'ye eşitti. Dolayısıyla buradan a sayısını 6 olarak bulduk. Diğer örneğimize geçelim. Olduğuna göre demiş kök 675 ifadesinin a ve b türünden değeri. Önce o zaman bizim bunu açmamız gerekiyor. Burada şöyle söyleyelim. Mesela 675'i çarpanlarına ayırmaya çalışsam nasıl olabilir? Mesela 675'i 5'e bölelim. Burada bir defa geldi 17, 3 defa dersek 15, 25, 135 geldi. Yani ben 675 yerine 135 çarpı 5 yazabilirim. Ama hala 135'i çarpanlarına ayıracağım. 135'i de şöyle yazabilirim. 45 çarpı 3 diyebilirim. Bir de çarpı 5 var. Daha sonra 45'i de 9 çarpı 5 olarak yazabilirim. 9 çarpı 5 çarpı 3 çarpı 5 geldi. Şimdi bu ifadelerde şöyle diyelim mesela kökün derecesi burada 2 olduğu için aslında bunları da 2'nin kuvvetleri olarak yazmaya çalışsam. Mesela burada kökün kuvvetini yazdım. 9'u 3'ün karesi olarak yazabilirim. 5 çarpı 5 var. Burasını direkt 5 üzeri 2 yazalım. Bir de çarpı 3 var. O zaman buradaki 3 kök dereceleri eşit olduğu için dışarıya çıktı. Aynı şekilde buradaki 5 yine kök dereceleri eşit olduğu için dışarıya çıktı. İçeride sadece kök 3 kaldı. Yani 15 kök 3 cevabımız olacakmış. Bizden a ve b türünden değerini istemiş. Şimdi ben kök 3 yerine direkt a yazabilirim. Buradaki kök 15'i ise direkt 15 olarak bırakabilirim. A ve b türünden değerini istiyor sonuçta. Sadece burada kök 3 değerini yazacağım. Elimde kök 5 yok çünkü. Kök 3 yerine a dersem cevabımız 15 a'ya eşit olur. Devam edelim. İfadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi bunlarda biz çarpma işlemi yapabiliyorduk köklü ifadelerde ama ne olması gerekiyordu? Kök dereceleri eşit olması gerekiyor demiştik. O yüzden de buradaki kökün derecesi 2, bunun 3, bunun 6. Ortak olarak köklerinin derecelerini 6'da eşitleyebilirim. O zaman bunların köklerini genişleteceğim. Mesela bu ifadede 2 üzeri 1'in ikinci dereceden kökü. Bunun kökünü kuvvetini 6 yapmak istiyorsam 3 ile çarpacağım. O zaman 1'i de 3 ile çarpacağım. Dolayısıyla burası 2 üzeri 3'ün 6. dereceden kökü olacak. Aynı şekilde bu ifadede 2 üzeri 1'in 3. dereceden kökü var.
kuvvetini, yani kökün kuvvetini 6 yapmak için 2 ile genişletiyorum. 1'i de aynı şekilde 2 ile çarptım. 2 üzeri 2'nin 6. dereceden kökü. Bu zaten 6. derecedendi. Şimdi aynısını yazalım. Bu ifadenin yerine bunu yazıyorum artık. 2 üzeri 3 6. dereceden kök çarpı 2. ifadenin yerine bunu yazıyorum. 2 üzeri 2 yine 6. dereceden kök çarpı burada da 6. dereceden kök 2 geldi. Şimdi artık kök dereceleri eşit olduğuna göre bu ifadeleri tek bir tane kökün içerisine yazabiliyorduk. Ortak sanki paranteze alıyor gibi düşünüyorduk. 6. dereceden kök içerideki ifadeleri çarpacağım. 2 üzeri 3, 2 üzeri 2, 2 üzeri 1 geldi. Burada da çarpım durumunda da kuvvetleri topluyorduk. 3, 2 ve 1'i topladık 6 geldi. 2 üzeri 6'nın 6. dereceden kökü. 6'lar da gitti ve buradan cevabımız direkt 2 olarak geldi. Şimdi yeni bir özelliğimiz var. Köklü ifadelerin eşleniğinden bahsedeceğiz. Bir köklü ifade başka bir köklü ifade ile çarpıldığında eğer bu çarpımın sonucu bir rasyonel sayı geliyorsa biz bu köklü ifadelere birbirlerinin eşleniği denir diyoruz. Mesela kök eksi kök a ile kök a eksi b, kök b ile kök a artı kök b'nin çarpımını aldığımız zaman şimdi burada nedir? Birbirleriyle çarpmamız gerekiyor sonuçta. Mesela şöyle düşünün 2 eksi 5 ile 3 artı mesela 2'yi çarpacağız. Bunların işlem yapmadan mesela çarpabildiğimizi düşünelim. Ne diyeceğiz burada? 2 ile 3'ü, 2 ile 2'yi ya da sayısal değer verelim. Sayısal olmayan değer verelim. Mesela x artı y ile çarpı z artı t gelsin. Biz bu ifadeleri iki ifadeyi çarpacaksak ne diyoruz? X'i z ile çarpıyoruz, x'i t ile çarpıyoruz. Sonra y'yi z ile, y'yi t ile çarpıyoruz. Aynı şekilde bu iki ifadenin çarpılması için kök a ile, hatta şurada çarpma işlemini yapayım. Kök a ile kök b gelecek, eksi kök b. Kök a artı kök b. Bu iki ifadenin çarpılması için ne diyoruz? Kök a ile kök a'yı çarpacağım. Kök a ile kök a'nın çarpımında, hatta şöyle bir örnek yapalım. Kök a çarpı kök a değeri. Kök dereceleri eşit olacak şekilde, burada eşit olduğu için kök derecelerini yine aynı yazdım. Kökün derecesi 2. A ile a'yı çarptım a kare. İkiler de aynı olduğu için gitti ve bu ifade direkt a olarak çıktı. Yani aynı iki ifadenin köklü iki ifadeyi çarptığımız zaman direkt kökten kurtuluyoruz aslında. Kök a ile kök a'yı çarptım a geldi. Sayısal olarak şöyle bir örnek verebilirim bu arada. Kök 3 ile mesela kök 3'ü çarptığımız zaman ortak kökün içerisine yazıyorum. 3 çarpı 3'ten 9 yani 3 üzeri 2. Kökün derecesiyle bu ikiler gitti. 3 direkt dışarıya çıktı. Yani kök a ile kök a'nın çarpımı a geldi. Kök a ile kök b'nin çarpımı ortak kök içerisine yazdım. Direkt a çarpı b geldi. Eksi kök b ile artı kök b'nin çarpımı eksi yine kök içerisinde b çarpı a ya da a çarpı b aynı şey. Eksi kök b ile eksi kök b'nin çarpımından eksi artının çarpımından eksi ve kök b ile kök b'nin çarpımından da b geldi. Burada kök a b ile kök a b 1 artı 1 eksi olduğu için birbirini götürdü ve direkt cevap ne geldi? Buradan a eksi b. Yani köklü ifadelerden bu çarpım bizi kurtardığı için biz diyoruz ki bu ifade ile bu ifade birbirlerinin eşleniğidir diyoruz. Not olarak da şöyle bir ifade verelim. Bir ifadenin paydası eksagonların dışında. Bir ifadenin paydası eğer rasyonel sayı değilse, yani mesela köklü bir ifade ise, rasyonel yapmak için bu kesri paydanın eşleniğiyle genişletiyoruz ve payı artık direkt kesri aslında genişletmiş oluyoruz. Mesela şöyle bir örnek verelim. 1 bölü mesela kök 5 vermiş. Payda köklü bir ifade olduğu için rasyonel değil. Bunu rasyonel yapabilmek için paydanın eşleniğiyle çarpacağım. Kök 5'in eşleniği yine kök 5 geldi. 1 ile kök 5 çarptım kök 5. Kök 5 ile kök 5 çarptım 5 geldi ve bu ifadeyi bu şekilde düzenliyoruz. İki farklı şekilde eşleniği karşımıza çıkabilir. Şimdi örneklerine bakalım. İfadesinin değeri nedir demiş. Bununla bunu çarpmamız için ne diyeceğiz? Kök 5 ile kök 5'i çarptım. 5 geldi. Kök 5 ile kök 3'ü çarptım artı kök içerisinde 5 çarpı 3'ten 15. Aynı şekilde eksi kök 3 ile kök 5'i çarptım. Eksi 5 ile 3'ün çarpımından yine 15. Eksi kök 3 ile kök 3'ü çarptım. Eksi kök 3 çarpı kök 3'ten de 3 geldi. Direkt kökten kurtarıyorum. Kök 15 ile eksi kök 15 gitti ve 5 eksi 3'ten de cevabımız 2 geldi. Eşlenikleri de bu şekilde çözüyoruz. İfadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi burada sonradan verdiğim maddedeki aslında payda değer rasyonel değilse paydayı buradaki direkt paydanın eşleniğiyle bu kesri çarpıp genişletmemiz lazım. Kök 2'nin eşleniğinin kendisi olduğunu söylemiştik. Kök 2 hatta şöyle yazayım 6 bölü kök 2 artı 2 bölü kök 2 eksi 1 verilmiş. Kök 2'nin eşleniği yine kendisi.
Kök 2 eksi 1'in eşleniği ise şöyle yazıyoruz. Burada 1'e eksi 1'e artı dikkat ettiyseniz eksi ise artılısı, artı ise eksilisini yazıyorum. Kök 2 eksi 1'in de eşleniği kök 2 artı 1 geldi. Şimdi kök 2 ile bu kesri genişlettiğimiz zaman 6 kök 2 bölü kök 2 ile kök 2'yi çarptım 2 geldi. Artı 2 ile aynı şekilde kök 2 artı 1'i çarptığımız zaman 2 kök 2 artı 2. Kök 2 eksi 1 ile kök 2 artı 1'i çarparken kök 2 ile kök 2'yi çarptım 2. Kök 2 ile 1'i çarptım kök 2. Kök 2 ile eksi 1'i çarptım eksi kök 2. Eksi 1 ile 1'i çarptım eksi 1 oldu. Buradan 6 ile 2'yi sadeleştirdim 3 yani burası 3 kök 2 geldi. Artı burada da 2 kök 2 artı 2 bölü. Payda da kök 2 eksi, kök 2 ile eksi kök 2 birbirini götürdü. 2 eksi 1'den de 1 kaldı. Yani son durumda 3 kök 2 artı 2 kök 2 artı 1. Köklü ifadelere köklü dereceleri eşit olduğu için ve kendi içleri eşit olduğu için direkt katsayılarını toplama yapabilirim. 3 artı 2'den burası 5 kök 2 artı 1 şeklinde cevabımızı buluyoruz. Eşlenik dediğimiz zaman dediğim gibi mesela direkt artılısı ise eksilisi. Mesela kök A artı kök B verdiyse bunun eşleniği nedir? Kök A eksi kök B. Ya da kök 2 artı mesela kök 3 verdiyse bunun eşleniği nedir? Kök 2 eksi kök 3'tür. Burada verdiğimiz gibi mesela kök 2 eksi 1'in eşleniği nedir? Kök 2 artı 1'dir. Eksi ise artı, artı ise eksi şeklinde yazarak bu ifadelerin eşleniğini yazıyoruz. Çarptığımız zaman da sonuç bir rasyonel sayı olacak. Mesela burada aynı şekilde çarptığımız zaman sonuç ne geldi? 1. Rasyonel sayıya dönüştü. Amaç zaten paydayı, bu şekildeki ifadelerin paydasını rasyonel yapmaktı. O yüzden kesirleri paydanın eşleniğiyle çarpıp genişletiyoruz. Devam edelim bunlara. İfadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi paydadaki ifadeler yine köklü ifadeler olduğu için bunları eşleniğiyle çarpıp rasyonel hale getireceğiz demiştik. Bu ifadenin eşleniği nedir? 3 eksi 2 kök 2. Bu ifadenin eşleniği ise 3 artı 2 kök 2. 3 eksi 2 kök 2 ile 3'ü çarptığımız zaman 3 ile hatta şöyle devam edelim. 3 ile bu ifadeyi çarparsam 9 eksi 6 kök 2 bölü paydayı da çarptığımız zaman yani bu ifadeyi paydanın eşleniğiyle çarptığımız zaman 3 ile 3'ün çarpımından 9. 3 ile eksi 2 kök 2'yi çarptığımız zaman eksi 6 kök 2. 2 kök 2 ile 3'ü çarptığımız zaman 6 kök 2. 2 kök 2 ile eksi 2 kök 2'yi çarptığımız zaman ise şöyle gelecek. 2 ile 2'yi çarptım 4. Kök 2 ile kök 2'yi çarptım 2. Eksi ile artıyı çarptım eksi. Yani burası ne geldi? Eksi 8 oldu. Daha sonra artı diyorum 3 ile aynı şekilde burasını çarptığım zaman 9 artı 6 kök 2 bölü payda zaten aynı. Direkt birbirlerinin aslında aynısı direkt çarpımları gelmiş burada. Bunları yine çarptığım zaman 9 artı 6 kök 2 bunu çarptım eksi 6 kök 2 eksi 2 kök 2 ile artı 2 kök 2'yi çarptım eksi 8 oldu. Paydalarda kök 6 kök 2 eksi kök 2'ler gitti zaten 9 eksi 8'den 1 geldi. Yani zaten direkt paydalar ortak olduğu için ortak payda da yazabilirdim. 9 eksi 8'den payda 1. Payı yazdığımız zaman payı direkt topladığımız zaman 9 eksi 6 kök 2. 9 artı 6 kök 2. Ortak payda zaten 1 olduğu için yazmamıza gerek bile yoktu. 6 kök 2 ile eksi kök 2 gitti. 9'a 9'un toplamından da cevabımız 18 geldi. Diğer bir sorumuzda ise ifadesinin x türünden eşiti nedir demiş. Şimdi kök 7 artı kök 3 ile kök 7 eksi kök 3 birbirlerinin eşleniği. Biz bu ifadenin değerini istiyoruz. Şöyle desek mesela ben buna a desem. Bu ifadeleri taraf tarafa çarpsak yani bununla bunu çarpıyorsam 4 ile de a'yı çarpacağım. Şöyle gelecek o zaman kök 7 artı kök 3'ün x'inci kuvvetiyle kök 7 eksi kök 3'ün x'inci kuvvetini çarptığım zaman 4 çarpı a'ya eşit olacak. Üst üste verdi ne demiştik? Kök kuvvetleri direkt eşitse ortak parantezi yazabiliriz. Çarpım durumundalar. O zaman şöyle gelecek. Kök 7 artı kök 3 ile kök 7 eksi kök 3'ün çarpımının ortak kuvveti nedir burada? X ortak kuvvetini aldım. Üstü sayıların özelliğini kullandık. Eşittir 4a. Şimdi bunların çarpımlarından da direkt birbirlerinin eşleniği geldi zaten. Kök 7 ile kök 7'yi çarptım parantez içinde 7. Kök 7 ile eksi kök 3'ü çarptığım zaman eksi kök 21 oldu. 7 ile 3'ün çarpımından direkt 21 ortak kökün içerisine yazdık. Kök 3 ile kök 7'nin çarpımından artı kök 21. Kök 3 ile eksi kök 3'ün çarpımından da eksi 3. Kökün kuvveti yine x eşittir 4a. Bunlar gitti. 7 eksi 3'ten 4 geldi. Yani 4 üzeri x
4 çarpı a'ya eşit oldu. Şimdi biz buradaki x değerini bulmamız lazım. 4'ü buradaki a'yı kullanmamız lazım hatta. Hatta pardon, x türünden eşitini, yani a değerini bulacağım ama x türünden değerini bulacağım. Şöyle yapsak, her tarafı 4'e bölsek ki a yalnız kalsın. 4'e böldüm, bunlar gitti. 4 üzeri x bölü 4 üzeri 1. Bunu da şöyle yazabilirim. 4 üzeri x, buradaki eksi 1 diyorduk. İşaretini değiştirerek çıkıyordu. 4 üzeri x eksi 1 a'ya eşit oldu. Yani bu ifadenin x türünden değeri 4 üzeri x eksi 1'e eşit oldu. Evet, eşleniklerle ilgili sorularımız da bunlardı. Şimdi iç içe köklerle ilgili özelliğimize bakıp bununla ilgili örnekler çözelim. İç içe kökler de aslında biraz karışık gözüküyor ama aslında çok kolay. Şöyle yapıyoruz. Her birini, mesela burada iki tane kök var. Biz bunları tek bir tane kök haline getiriyoruz. Amacımız hep şu olacak. İçerideki en içteki kök aynen kalacak. Yani buradaki B aynen kalacak. Dışarıdakileri içeriye almaya çalışacağım. A'yı içeriye alırken nasıl alabiliyorduk? Y'nin, yani buradaki içeriye girdiği kökün kuvvetini alarak. A içeriye nasıl girmiş? A üzeri Y olarak çarpı zaten B vardı. İki tane kök iç içe kök varsa da şöyle yapıyoruz. Tek bir tane kök yazıp köklerin derecelerini çarpıyoruz. Bu şekilde. X ile Y'nin çarpımı geldi. Kökün derecesi. Mesela burada içerideki, şöyle bir tane kök yapalım. Bu içerideki 2'yi aynen yazdım. Buradaki 2 de içeriye girecek ama nasıl girecekti? Buradaki kökün kuvvetini alarak 2 üzeri 3 olarak girdi. Daha sonra ortak burada bir tane kök yapmıştık. Bu kökün derecesi ne olacak? Burada kökün derecesi 3. Buradaki kökün derecesi 2. 3 ile 2'nin çarpımından 6. Yani burası 2 üzeri 4'ün 6. dereceden köküne eşit oldu. Burada aynı şekilde yapalım. Bir tane kök yazdım. İçerideki 3'ü aynen yazıyorum. Buradaki 3 içeriye nasıl girecek? 3 üzeri 4 olarak. Daha sonra buradaki 3 en içeriye girebilmesi için 2 tane kökten geçecek. 2 tane kökten geçiyorsa ikisinin de derecelerini alacak. Direkt 4 çarpı kök derecelerini çarpılarak içeriye girecek. Yani 4 çarpı 8'den 3 üzeri 8 olarak en içeriye doğru girdi. Daha sonra köklerin kuvvetlerini burada çarparak buradaki kökün kuvvetini belirleyeceğim. 4 çarpı 2 çarpı, burada da 2 var. 8 çarpı 2'den 16. Düzenlersek 3 üzeri buradan 13, 16. dereceden 3 üzeri 13 olarak gelmiş oldu. Bu şekilde düzenledik. Şimdi bununla ilgili örneğimize bakalım. Olduğuna göre demiş, x pozitif değeri kaçtır? Her birini burada yine aynı şekilde içeriye alacağım. Bir tane kökü yazdım. Bu 2'yi aynen yazıyorum. Bu 2 içeriye girerken kökün derecesini alarak girecekti. 2 üzeri 2. Kök derecesi 2 ile 3'ün çarpımından direkt 6 geldi. Buradaki ifade direkt kök 2 vermiş. Ve buradakini de aynen yazalım. X kare burada küp kök, yani 3. dereceden kök x kare olarak geldi. Bunu şöyle düzenleyebilirim. Burası nedir? 2 üzeri 3'ün 6. dereceden kökü. Burada da kök 2 değerimiz vardı. Yine aynı şekilde x kare 3. dereceden kökü yazdım. Üstü olarak dönüştürsek bu ifadeler, aslında işimiz daha kolay olacak. Bunu şöyle yazabilirim. 2 üzeri 3 bölü 6. Burası nedir? 2 üzeri burası 1. Kökün derecesi 2 olduğuna göre 1 bölü 2 çarpı x üzeri 2 bölü 3. Sadeleştirdiğim zaman burası nedir? 1 bölü 2 geldi. O zaman bu ifade bu ifade aynı olduğuna göre direkt aralarına da çarpma var. Bunlar direkt sadeleşti. Burada 1 kaldı. Karşı tarafta da x üzeri 2 bölü 3 oldu. Şimdi biz x'in değerini arıyoruz. Buradaki kuvvetten o zaman kurtulmam lazım. X'i arıyorsam x'in kuvvetinin 1 olması lazım. Kuvveti 2 bölü 3. Ben şimdi bundan nasıl kurtulabilirim? Şöyle düşünelim. Aslında buradaki hiç kökün kuvvetini değiştirmeden de bu sonucun direkt 1 olabilmesi için x değerinin alabileceği bir tek değer var aslında burada. O da 1. X değerimiz 1 ise 1'in 2 bölü 3'üncü kuvveti yine kendisine eşit olacak. Ve cevabımız buradan x'in pozitif değeri 1'e eşit olacak. Şimdi köklü ifadelerle ilgili de son iki tane özelliğimiz kaldı. Öncelikle buna bakalım. X büyüktür y olmak üzere. Şimdi kökün içerisinde şöyle bir özelliğimiz var. Kökün içerisinde a artı ya da eksi 2 kök b şeklinde bir ifade verildiği zaman biz şunu yapıyoruz. İki tane sayı belirliyoruz. Bu seçtiğimiz iki sayı x ve y sayıları olsun. Bu sayıların çarpımı buradaki b'yi verecek. Bu sayıların toplamı ise buradaki a sayısını verecek. Daha sonra bu sayıları belirledikten sonra bunları şöyle yazıyorum. Burada öncelikle büyük olanı x büyüktür y demiş. Öncelikle bunların arasındaki hangisi büyükse önce onu yazıyorum. Mesela buraya ne gelecek? Kök x. Buradaki işaret artı ise artı yazıyorum. Eksi ise eksi. Kök x artı ya da eksi kök y şeklinde gelecek. Mesela hemen örneğine bakalım. Kök içerisinde vermiş. Buradaki şarta uygun olarak 8 herhangi bir a sayısı artı ya da eksi var. 2 kök 7.
Şimdi öyle iki tane sayı belirleyeceğim ki bu sayıların çarpımı 7'yi, toplamları da 8'i versin. Ne olabilir bunlar? 7 ve 1 olabilir. Çarpımları 7, 7 ile 1'in toplamı da 8'i verdi. O zaman şöyle diyorum, bu x ve y sayılarından büyük olanı baştan, küçük olanı sonra yazacağım. Aradaki işaretimiz artı olduğu için kök 7 artı kök 1 olarak gelecek bu ifadenin sonucu. Bu kadar basit. Eksi, bu şartı bu arada uygulayabilmemiz için burada mutlaka iki çarpanının olması lazım. Mesela burada vardı, direkt uyguladık. Şimdi bu tarz buradaki ifadede ise 2 yok. Bunu düzenleyeceğim. Öncelikle bu ifadeyi şöyle yazsak. Kökün içerisine yine aynı şekilde 8'i yazdım. Kök 28 dediğimiz ifade aslında nedir? Kök 4 çarpı 7'dir. 4 dediğimiz değer de 2 üzeri 2 çarpı 7. Kökün derecesi de 2. Dolayısıyla bu 2 dışarıya çıkacak. 7 içeride kalacak. Yani kök 28 aslında 2 kök 7 demek. Dolayısıyla bu ifade gibi geldi. Sadece aradaki işaret eksi. Burada da yine 2 tane sayımız 7 ve 1 sayıları olacak. Çarpımları 7. Toplamları ise 8'i verecek. Yine önce büyük olanı yazacağım. Kök 7. Aradaki işaret eksi olduğu için eksi yazacağım. Kök 1 geldi. Buradan kök 7 artı kök 1 dediğimiz değer zaten 1. Eksiyi dağıttığımız zaman eksi kök 7. Burası yine 1. Eksi ile eksinin çarpımından artı 1 oldu. Kök 7'ler gitti. 1 artı 1'den de cevabımız 2 geldi. Bu kadar basit bir özellik. Şimdi son olarak da köklü denklemlere bakalım. Üslü denklemlere bakmıştık zaten biliyorsunuz. Şimdi de köklü denklemlere bakacağız. Denklemin kökten kurtulması için her iki tarafın, mesela burada köklü ifade vermiş, x değerine eşit demiş. Şunu uyguluyoruz bu tarz sorularda. Bu ifadenin kökten kurtulabilmesi için, x değerlerini yani çözüm kümesini bulabilmemiz için, her iki tarafın eşitlik bozulmaması için her iki tarafın uygun olarak kuvvetini alıyorum. Ve kökler bulunduktan sonra kökler denklemde yazılarak sağlayıp sağlamadığını kontrol ediyoruz. Mesela burada kökün derecesi nedir? 2. Bunu şöyle düşünürsek, üslü hale getirirsek, mesela 5x artı 6'nın şöyle diyelim birinci kuvveti var. Kökün derecesi 2. Yani ben bunu üslü ifadeye çevirsem 1 bölü ikinci kuvveti olacak. Karşı tarafta da x var. Şimdi bu ifadedeki kuvvetten kurtulabilmem için, yani ben x'lere ulaşabilmem için bu 1 bölü 2 kuvvetinden kurtulmam gerekiyor. O yüzden bu ifadenin eğer ben ikinci kuvvetini alırsam, kuvvetleri çarpıyoruz biliyorsunuz. 1 bölü 2 ile 2'yi çarpacağım. Ve buradan da ne gelecek? 1. Direkt kökten, kuvvetten kurtulmuş olacağım. Bunun karesini alıyorsam bunun da karesini alacağım. Dediğim gibi 1 bölü 2 ile 2'yi çarptık. Bunlar gitti. Geriye sadece 5x artı 6 kaldı. Karşı tarafta da x kare oluştu. Şimdi burada normal denklem, birinci dereceden denklemlerde yapmıştık. Çarpanlarını burada ayırıp kök bulacağım. X kareyi, burada şöyle diyelim. X karenin olduğu tarafa bu değerleri de karşı tarafa alırsam x kare eksi 5x eksi 6 eşittir 0. Çarpanlarını ayıracağız burada. X, x geldi. Toplamları eksi 6, pardon, çarpımları eksi 6'yı, toplamları eksi 5'i veren iki sayımız ne olabilir? Eksi 6 ve 1 olabilir. Çarpımları eksi 6, toplamları da eksi 5. Ve bunları şöyle çarpanlarına ayırıyorduk. X eksi 6, x artı 1 eşittir 0. Burasını 0'a eşitlediğimiz zaman x değerimiz 6. Burasını 0'a eşitlediğimiz zaman x değerimiz eksi 1. Çözüm kümemizde şu an 6 ve eksi 1 olabilir ama bunları yerine yazıp kontrol etmemiz gerekiyor. X yerine 6 yazdığım zaman 6 çarpı 5 30, 36, kök 36 da 6'ya eşit. Dolayısıyla direkt x değerine eşit oldu. X yerine eksi 1 yazarsam eksi 5, eksi 1 ile 5'in çarpımından eksi 5, eksi 5 artı 6'dan 1 gelecek. Kök 1 değerimiz buradaki eksi 1'e eşittir diyor. Hayır, x değerimiz eksi 1, kök 1 değeri ise 1. Yani 1 eksi 1'e eşit olmadığı için x'in bu değerini almayacağım. Buradaki değerimiz dolayısıyla çözüm kümesi sadece 6 değeri gelecektir diyoruz. O yüzden mutlaka bulduğunuz kökleri yerine yazıp bir kontrol edin. Evet, köklü ifadelerle ilgili özelliklerimiz ve sorularımız bunlardı arkadaşlar. Şimdi de geldik ödev sorusuna ve dikkat ettiyseniz biraz seviyeyi aslında üslü sayılarda ve köklü sayılarda biraz seviyeyi yavaştan arttırdım aslında. Sorular bir tık daha zorlaştı. Bu soruları sizler de videoyu izlemeden önce soruyu gördüğünüz gibi videoyu durdurup çözmeye çalışabilirsiniz arkadaşlar. Kendinizin ne kadar bilip bilmediğinizi kontrol edebilirsiniz. Ama eğer konuyu yeni öğreniyorsanız tabii ki önce videoyu izleyip daha sonra soruları videodan sonra yine kendiniz çözmeye çalışırsanız daha verimli olacaktır. Şimdi ödev sorumuzda ise burada kök içerisine vermiş ve çarpımlarını vermiş. Dikkat ettiyseniz burada kökün derecesi 6, burada 3, burada ise 2.
çarpabilmemiz için kök derecelerin eşit olması gerekiyor demiştik. O yüzden önce bir kök derecelerini eşitlemeniz lazım ve daha sonra bu çarpma işlemini yapabilirsiniz. Evet, sorunun cevabını ve çözümünü sizlerden bekliyorum arkadaşlar. Çözümü Instagram hesabımdan benimle paylaşabilirsiniz. Ve bir sonraki günde de arkadaşlar artık köklü sayıları tamamladığımız için bir sonraki günde de oran orantı konusuyla devam edeceğiz. O zaman yarınki videomuzda yani oran orantı konusunda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.